Ne haber? İyidir senden. Gayet iyiyim. Ben nasıl iyiyim esas? Ay öyle bir rahat uyumuşum ki şu anda kalktım. Ben de. Öyle böyle değil yani. Of, acayip ferahladım ya. Ay ben esas nasıl ferahladım? Oh dedim ya. Oh dedim ya. İyi. Telefonu dün akşam ofiste bırakmışsın. Ben aldım. Bugün nasıl olsa halama uğrayacaktım. Geçerken bırakayım dedim. Allah Allah. Ben dün bütün gün ofiste aradım bunu bulamadım ama. Sağ ol. İyi ben halama gidiyorum. Meryem hala oradaymış değil mi? Evet orada da sana ne bundan be hayatım? Ben senden ayrıldım. Sen benden ayrıldın. Öyle tabii. Çok özür dilerim ama ben senden ayrıldım. Olur mu ya? Önce ben söyledim ben bu olaylardan sıkıldım diye. Olabilir ama sokakta ben seni bırakıyorum diye bağıran kimdi? Onun öncesinde ben sana yürütemiyoruz diye mesaj atmıştım. Pardon ama yürütemiyoruz ben senden ayrıldım demek değildir. Burada kesin ve net karar ben verdim, ben senden ayrıldım. İyi böyle düşünmek sana teselli olacaksa. Ya benim teselliye ihtiyacım yok, ben seni bıraktım Osman. Tamam, böyle daha iyi hissedeceksen ne yapalım yani? Allah Allah ya. Ben senin evinin dekorasyonu için hiç Alaturka falan demedim. Dediğini biliyorum Aslı. Ama şöyle bir şey var. O eşyalar Alaturka falan değil. Aile yadigarı. Ayrıca benim evimi döşeyen mimar İstanbul'un en iyi iç mimarlarından biri. Şahika mı dedikodu yaptı sana böyle? Ayrıca şunu da söyleyeyim güzelim. Ben halasının oğlu falan değilim. Sadece yaşlı bir kadını yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Anladın mı? Kim söyledi bunları sana Osman? Ben duyarım. Nereden duyarsın? Kuşlar geldi söyledi bana. Hadi eyvallah. Ha. Şu pijamayı da çıkart artık ya. Tamam seni terk ettik bıraktık üzgünsün ama bir yere kadar yani. Ben seni bıraktım ben. Aa. Alo iyi günler Nişantaşı Fit Spor Salonu mu? Merhaba Aslı Sütçüoğlu ben benim üyelik kartım çıkacaktı çıktı mı? Neden? Nasıl kabul etmiyorsunuz? Kim tehdit etti sizi? Ha benim nişanlım yok ki. Osman mı? Oo, pijamalarını çıkarıp buraya geldiğine göre ciddi bir mevzu var bebeğim. Evet var. Sen dedikoducu ve düşük çeneli bir insansın. Mevzu bu. Ne diyorsun be? Ya aramızda konuştuğumuz her şeyi gidip Osman'a anlatmak zorundaydın değil mi Şahika? Akraba yalakası. Hiçbir şey anlatmadım kızım. Ya evinin dekorasyonuna Alaturka dediğimi biliyor. Halasının oğlu dediğimi biliyor. Hatta nereden öğrenmişse spor salonuna yazılacağımı da öğrenmiş. Gitmiş adamları tehdit etmiş. Ay ne diyorsun ya? Ay çok mu şaşırdın? Baksana kız. Sen bunları telefonda mı konuştun? Evet telefonda Fatoş'a anlattım. Sen de Fatoş'un yanındaydın. Demek ki o da sana anlattı. Sen de fırt Osman'a. Ya da Osman abim buraya geldi, senin telefonunu aldı ve içine alet taktırdı, dinliyor. Ne? Bizim aileyi yavaş yavaş tanıyacaksın bebeğim. Ara bakayım beni. Niye? Ara. Alo? Ay Aslı, ne haber bebeğim? İyidir. Ay kız, duyduklarım doğru mu? Üsküdar'da tek başına eve çıkıyormuşsun öyle mi? Ben? Evet. Ben artık Üsküdar'da oturmaya karar verdim. Ay ne enteresan. Ya ben de taşınırken bir şeye ihtiyacın olur mu diye aradım. Ben seni aradım. Tamam. Oldu görüşürüz. Öptüm. Oldu. 24 saat içinde sonucu alırsın. Ne alt edeceksin Üsküdar'da? Hah işte bu. Hayır Üsküdar'da kim var? Osman telefonları mı dinliyorsun değil mi? Hayır. Bu Üsküdar hikayesini ben sadece telefonda Şahika'ya anlatmıştım. Sen nereden öğrendin? Hissettim. Osman birinin telefonlarını dinlemek suçtur biliyorsun değil mi? Lan ülkede herkes herkesi dinliyor. Ben seni dinlemişim ne olur ya yabancı mıyım ben? Osman sen hastasın. Hayatım ben seni korumak için yapıyorum ya. Bak şimdi senin başında da değilim. İyi niyetlisi olur kötü niyetlisi olur.
Bıraktığımız kızı kuruda kuşa yemmedelim yani. Ay ben seni bıraktım gerizekalı. Terbiyesizleşme be. Ay yürü Osman git hadi sinirlenme beni. Allah'ım halam haklıymış ya. Aman halasının oğlu. Kes. Gir içeri be. Ay, gir. Yürü git şuradan. Püh. Allah değil mi be? Ay ama çirkinleştik be. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.